uçmak, o kavgayı bitirmek için oturup bir zamanlar yemek yemişlerdi. Ama barış yemeği sadece görüntülerde kaldı. Karpuzumuzu yiyoruz. Eyvallah. Tatlı yiyip tatlı konuşuyoruz. Bu. Bir balık lokantasında böyle barışmışlardı. Ama olmadı. Yine silah sıkıldı. Tatlı ses ölümden döndü. Abdullah Uçmak gözaltına alındı. Uçmak'la İbrahim Tatlıses arasındaki gerilimin kaynağı 13 yıl öncesine dayanıyor. Tatlıses'in eski menajeri Hasan Bora'yla ayrıldığı yıllara. Çünkü o ayrılık ihtilafa, sonra da şiddete dönüştü. Hasan Bora'nın sahibi olduğu müzik şirketi kurşunlandı. Saldırı sırasında Abdullah Uçmak da Bora'nın ofisindeydi, yaralandı. Kan akmış. O bu kan yerde kalmayacak. Bu olaya misilleme gecikmedi. Kısa bir süre sonra Tatlıses'in sahibi olduğu radyo basıldı. İbrahim Tatlıses sahipsiz değildir. İbrahim Tatlıses ortadadır. Allah'tan başka da kimseden korkmayız. Bu böyle biline. Saldırılar devam etti. Tatlıses'in otomobili Abdullah Uçmağ'ın emriyle kurşunlandı. Gittikçe gerginleşen ortam bir barış yemeğiyle yumuşatıldı. Tatlıses, Abdullah Uçmak'la bir balık lokantasında bir araya geldi. Barış yemeği yendi. Ne kalıyor bize? Kucaklaşmak, sarılmak, öpüşmek kalıyor. Biz de doğru olanı bulduk. En doğrusu odur diye onu yaptık. Doğru mu? Doğru. Ama o barış yemeği sözde kaldı. Uçmak 8 yıl önce Tatlıses'e suikast planlamakla suçlandı. Gazi Osman Paşa'da 3 kişi uzun namlulu silahlarla yakalandı. Zanlılar Uçmak'ın talimatlarıyla Tatlıses'e suikast planladıklarını itiraf ettiler. Uçmak 6,5 yıl cezaevinde kaldı. Geçen yılda tahliye edildi. Silahlar yine sıkmaya başladı, zaten girdiler direkt bana. Onu çözeceğiz biz de. Biz de diyoruz birileri tarafından kiralanmış bu insanlar. Ama kim tarafından? Böyle bir şeye pabuç bırakmayacağımı, herkes de bunu yakından da uzaktan da takip edecek, görecek. Ben İbrahim Tatlıses'im, 27 senedir ayaktayım. Bu tür şeylere, küçük böyle ufacık tehditlere, mehditlere yani göz açtıracak bir adam değilim. Husumet bitmedi. Abdullah Uçmak, Tatlıses'ten yaralandığı saldırı nedeniyle kan parası istiyordu. İddiaya göre 25 milyar lira da aldı. Ama memnun kalmadı. 4 gün önce bir kez daha silaha sarıldı. İddiaya göre tetiğe bizzat kendisi bastı. Tatlıses'i vurdu.